abi küçük olsun, beyaz olsun, benim olsun diyenlere özel bir oyuncu klavyesi inceleyeceğim size. O da Rampage'in Parvus modeli arkadaşlar. Yani piyasada baktığım zaman internette bayağı bir yorum gördüm bununla alakalı. Oldukça fazla beğenilmiş, ekmek peynir gibi satan bir model. Ya dedim bunun dedim kerameti ne acaba? Alıp inceleyeyim dedim. Belli başlı eksiklikleri elbette ki var. Videonun ilerleyen kısmında bunları söyleyeceğim sizlere ama puding keycap'leri olsun, klavyenin sağlam çalışması, switchlerin hissiyatı beni oldukça tatmin etmiş durumda. Fakat şimdi gel gelelim bir tasarımına, yapısına. Oradan da gördüğünüz gibi 61 tuşa sahip küçük bir klavyedir bu arkadaşlar. Yani en sağ tarafında sayı karakterleri ve yön tuşları bulunmuyor. Bu sebepten ötürü masa başı iş yapanlara kesinlikle tavsiye etmiyorum bu tür klavyeleri. Genellikle işte oyun oynayayım, bilmem nereye farklı bir cihaza takayım, laptopa ekleyeyim gibi kullanımlara uygun bir model. Kompak olduğundan ötürü bir bilek dayama desteği de eklenmemiş. Hemen alt kısmı plastik bir malzeme. Dört tarafında kaydırmaz kauçuklar mevcut. Fakat yükselti ayağı da yok. Ama olumsuz bir tarafını hissettirmedi. Çünkü klavye önden arkaya doğru belli bir yükseltte ergonomide tasarlanmış durumda. Bağlantı kısmına geldiğimizde kutunun içinde yaklaşık 1.8 metre uzunluğunda bir ucu tip C, diğer ucu tip A girişine sahip bir kablo ile geliyor. Arka bağlantı kısmı ise sağ üst tarafa doğru konumlandırılmış ve tip C girişinde. Böylesine güncel bir girişe yer vermeleri ve kablonun sökülebilir olması artı unsurlardan biri. Sonuçta bu kablolar zamanla yıpranabiliyor ve internetten farklı bir kablo alıp değiştirmeniz de oldukça kolay oluyor arkadaşlar. Şimdi gel gelelim tuş yapılarına. Karakterler büyük fakat kalın fontlarla yazılmamış arkadaşlar. Sağ tarafa doğru ilerlediğimizde bu klavye Türkçe tuşlara sahip değil. İlk eksi vereceğim nokta burası oluyor elbette. Yani bu haliyle bile yine satın alan oldukça fazla kişi mevcut. Özellikle oyun odaklı kullananların çok da umurunda olmuyor genelde. Ama sizler yine Türkçe karakterleri orada yer alan simgelerde kullanabilirsiniz. Bunu da belirteyim. Küçük boyutlu olduğundan ötürü tuş kombinleri de mevcut. Onları anlatacağım sizlere. Fakat öncesinde şu Pudding Keycap dediğimiz tuşları bir göstereyim size. Karakterlerin bulunduğu bölge sizlerin de gördüğü gibi ayrı beyaz bir ABS materyalden. Alt tarafı ise buzlu beyaz. Fakat burada bir boya katmanı kesinlikle yer almıyor. Double shot press yöntemiyle uygulanmış iki farklı ABS malzeme mevcut. Normalde double shot press PBT tuşlar da mevcut. PBT tuşların dayanım ömrü, sıcaklığa göre hassasiyet dirençleri oldukça yüksektir. Fakat Çin mekanik klavyelerde bu tür ABS plastikten yine aynı işlevi görebilecek tuşlar yapıyor adamlar. Açıkçası soyulma gibi unsuru kesinlikle ortadan kaldırıyorlar. Yani tuşun üstteki karakterde bile bir boya yok. Orası şeffaf ABS ile basılıyor. Bu sebepten ötürü soyulma sorunlarıyla karşılaşmıyorsunuz. Pudding Keycap dediğimiz kısmı ise tuşların çerçevesinde buzlu beyaz olan plastikten daha fazla RGB aydınlatmanın çevreye yansıyor olması oluyor elbette. Bildiğiniz klavye RGB şöleni. Hatta karanlıkta kullandığınız zaman o kadar parlak ledlere sahip ki gözünüzü bile alabiliyor. Bu sebepten ötürü kısa yol tuşlarıyla ben ledlerini kısmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Şimdi kısa yol tuşlarından bahsetmiştik. Bir de RGB aydınlatma olduğunu söylemiştim. F tuşları klavyenin üst tarafında harici olarak yer almıyor arkadaşlar. Burada bulunan 1, 2, 3, 4, 5 tuşlarını klavyedeki Fn kombinasyonu ile kullanmanız mümkün. Yani Fn tuşuna basıyorsun, 5'e basıyorsun, F5 aktif olmuş oluyor. Bu tür kısa yolları sizlere sağlamış durumlar. Zaten kutu içeriden kitapçık çıkıyor. Buna detaylı baktığınız zaman sizler hepsini ezberleyebilirsiniz. RGB tarafına geldiğimizde ise yine Fn ve klavyenin üst kısmındaki tab butonuna bastığınızda tüm tuşları beyaz LED'e sabitleyebiliyorsunuz veya RGB efektlerine geçiş yapabiliyorsunuz. Bu tab butonun alt kısmında ise slash butonu mevcut arkadaşlar. Bu slash butonuna her bastığınızda LED efektler arası geçişler oldukça kolay. Hatta LED'lerini de bu kısa yol tuş kombiniyle kapatabiliyorsunuz. Ayrıca bir yazılım da mevcut. Yazılım üzerinden yine LED efektlerin aydınlığını, parlaklığını, efekt geçiş modlarını istediğiniz gibi değiştirmekle beraber tuşlara belli başlı kombinasyonlar da atayabiliyorsunuz. Özellikle bu tür kırpılmış, kompakt boyutlu klavye del insert gibi tuşlar harici olarak verilmeyebiliyor. Belli başlı tuş kombinlerini kendiniz dediğiniz gibi özelleştirmek adına yazılım bir zorunluluk. Ki Rampage'de bunu düşünmüş, orada da takdirimi kazandı arkadaşlar. Şimdi gel gelelim merak edilen kısmı olan switch yapısına. Huano marka switchler yer almış bu klavyede. Benim elimde olan model red switch yani kırmızı anahtarlısı. Bir de piyasada bunun brown switch dediğimiz kahverengi anahtarlı modelleri de bulunuyor. Anahtar özelliğine geldiğimizde ise standart bir şekilde tuşların sürme mesafesi yine 4 milim. Anahtarların aktiflik mesafesi ise 2 milim olarak belirlenmiş. Yani bildiğimiz standart kırmızı anahtar. Tepkime süresi yine 1 milisaniye ve tıklama ömrü ise 50 milyon tuş basımı arkadaşlar. Bu da oldukça yeterli bir oran oluyor. Oyun deneyimine geçmeden önce sesini de sizlere canlı dinleteyim. Kahverengi ile kırmızı anahtarların verdiği sesler birbirine yakındır zaten. Şu şekilde. Bayağı tok bir sese sahip. Yani öyle tuşların aradaki klik sesi kırmızı anahtarlarda bulunmaz. Bildiğiniz tablaya değme tak 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 seslerini alırsınız. Mavi switchlerle kırmızı switch arasındaki farklar özellikle budur. Oyun deneyimime geldiğim zamansa tuşların erişimi, klavye kullanımı oldukça güzel. WASD tuşlarına parmaklarınız rahat bir şekilde oturabiliyor. Yani klavyeyi küçültmüşler ama tuşlar küçültülmemiş. Genelde bazı arkadaşlar küçük boyutlu klavyelerde tuşlar da boyut olarak küçülüyor zannediyor. Fakat öyle bir durum yok. Ctrl ve Shift tuşlarına rahatlıkla erişebiliyorsunuz. Bilek dayama desteği olmaması çok ahım şahım rahatsız etmiyor. Kompakt boyutlu olmasından ötürü klavyeyi oyun esnasında elinizin ergonomisine göre rahat da hareket ettirebiliyorsunuz. Bu yönü de oldukça iyi. Ki oyuncuların özellikle bu tür küçük klavye tercih etmenin sebebi bu oluyor genelde. Klavyeyi rahat bir şekilde el ergonomisine göre konumlandırmak. Tabi burada belirteceğim bir husus var. Yani klavye tamam arkaya doğru yükseltilmiş. Şahsen ön tarafı biraz daha inceltilebilirdi. Mekanik tuşlar yer aldığından ötürü klavye uç kısmında da bir kalınlık oluşturabiliyor. Yani arka kısmı yükselti ayağa eklenseymiş biraz daha güzel olabilirmiş. Tamam bir eğim ergonomik açı oluşturmaya çalışmışlar. Fakat uzun kullanımda oyunlarda bilek dayama desteği ihtiyacı hissettiriyor. Yani Rampage'in Parvus klavyesi artılarıyla ve eksileriyle bu şekilde. Genel kullanımı itibariyle güzel, oyunlar için oldukça ideal. Eğer çok uzun soluklu oyun oynuyorsanız harici satılan bilek dayama pedleri bulunuyor. Bunlardan alıp kendinize bir destek oluşturabilirsiniz. Eksileri ise neydi? Klavyede Türkçe tuş takımı yer almaması, yükselti ayağının bulunmaması bu kadar. Bunun dışında başka bir eksi noktası benim gözümde yok diyorum. Fiyat kısmına da gelecek olursak piyasada bulduğum en uygun fiyatlı linki video altına eklemeye çalışırım. Yani en son gördüğümde yani ben aldığımda 999 liraydı. Yapacak bir şey yok ama şu an ne kadar olmuştur bilemeyiz arkadaşlar diyorum ve videoyu da burada sonlandırıyorum. Küçük kompakt boyutlu klavye arayanlar için oldukça ideal bir modeldir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.